Çarpık bacaklılar daha erken mi kireçlenir ya da bacak çarpılması kireçlenme işareti midir? Günümüzde baktığımızda birçok kişi bacaklarının şeklinden ya da düzgünlüğünden dert yandığını görürüz. Gençlikteyken kozmetik olan bir sorun ilerleyen yaşlarda yükün de dengeli dağılmaması nedeniyle kireçlenme işaretidir. O bacak yani parantez şeklinde dışarıdan gözüken bacaklarda iç taraf, X bacak yani dışa doğru çarpılmış bacaklarda da eklemin dış yüzü daha fazla hasarlanır, daha fazla kıkırdak dokusunu kaybeder. Ve bu belli bir süre sonra kısır döngü başlar. Yani eklem kıkırdağı aşınır, aşındıkça daha fazla çarpılır, çarpıldıkça daha fazla aşınır şeklinde sürer gider. Ve bu sayede kişilerin iç veya dış eklem aralığında daha asimetrik bir aşınma meydana gelir. Çökerken, kalkarken diz kapağından oldukça değişik sesler gelir. Özellikle X bacak şeklinde olan deformitelerde diz kapağında oluğun içerisinde durmama yani sıklıkla dışarı doğru çıkma gibi sorunlar da eşlik eder. Bu hastalarda diz kapağının kıtırtısı, çıtırtısı, değişik kalkarken çok şiddetli herkesin duyacağı kadar çat çut şeklindeki sesler duyulabilir. Bu hastaların erken yaşlarında bacaklarındaki şekil bozukluğunu düzeltmek hem kozmetik bir kazanç elde ederken hem de eklemin eşit basınçtan faydalanmasını sağlar. Yapılan günümüzdeki son derece basit kemikte oluşturulan düzeltme ameliyatlarıyla kısaca bunlara biz yüksek tibial osteotomi, çok nadir ileri deformitelerde de alçak femoral osteotomi adını alan kemik düzeltme ameliyatları diyoruz. Bu ameliyatların sonucunda ilgili kemiklere ekleme yakın bölgelerinden düzeltici işlemler yapılır ve yapılan metal tespitlerle de erken dönemde bastırılır. İşte bu basit işlem kişinin ileride kireçlenmesini, diz ağrısını, diz kapağının hareketini, sürtünme bozuklukları gibi birçok hastalığın da kolaylıkla tedavi olmasına sebep olur. Günümüzde alt ekstremitenin tamamının boy grafisiyle incelenerek oluşan dizilim bozukluğunun olup olmaması çok önemli bir diz eklem değerlendirme yöntemidir.